Kandırıldık. Herkese yeniden merhaba. Ben Cansu Yayın. Kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bu videoda bugüne kadar çok fazla dışarıda duyduğumuz, konuştuğumuz söylentileri, güzellik yanlışlarını konuşacağız. Aslında güzellik konusunda gerçekten çok fazla doğru olduğu savunulan, çok eskilerden belki de bugüne gelen doğru olduğu bilinen yanlışlar çok fazla var. Ben de ilginizi çekebileceğini düşündüğüm, günümüzde hala popülerliğini koruyan bazı yanlışları sizin için araştırdım, doğrularını buldum ve bugün bu videoda sizinle paylaşacağım. Başlıyoruz. Birinci madde, özellikle genç takipçilerim için paylaşmak istediğim manikürle ilgili bir madde. Manikür şey değil midir? Mesela ben 15-16 yaşlarımda hemen manikür yaptırmak istemiştim. Çünkü çevremde görüyordum, ablalarımda, annemde, annemin arkadaşlarında maniküre gidiyorlar, çanakları çok güzel oluyor. Bu benim için kafamda bir güzellik zorunluluğu, yani bakımlı olmak için yapılması gereken bir şey haline gelmişti. Oysa ki yeni öğrendiğim bir şey var ki bu videoda anlatacağım maddelerden bazıları benim de bugüne kadar bilmediğim maddeler. O yüzden beni de şaşırttı çoğu diyebilirim. Aslında manikür yapmak tırnağınızda çok büyük bir görsel problem yoksa, ki varsa bile çok önemli değil, ama zorunluluk değil, hatta yapmasanız çok daha iyi. Neden? Çünkü tırnağınızın etrafını çevreleyen ölü deri aslında tırnağınızı zararlı bakterilerden koruyor. Aynı kaşlarımızın gözlerimizi koruması gibi tırnak derilerimiz de aslında bize ait ve onları almasak, doğal akışına bıraksak çok daha iyi bir şey bizim için. O yüzden eğer hala manikür yaptırmadıysanız ve yaptırmanız gerektiğini düşünüyorsanız, yaptırmak istiyorsanız bence bir kez daha düşünün. İkinci maddemiz bence eskiden de şu anda da en çok doğru bilinen yanlışların başında geliyor. Tıraş genel olarak zararlıdır, tüyleri çoğaltır, tüyleri kalınlaştırır. Eminim bugüne kadar duymuşsunuzdur ya da hala bunun doğruluğunu savunuyor olabilirsiniz. Nedendir bilmiyorum. Bugüne kadar bununla, tıraşın tüyleri çoğalttığıyla, kalınlaştırdığıyla alakalı yapılan bir bilimsel açıklama, bir tez, bir şey yok. Ama buna rağmen hala günümüzde tıraşın tüyleri kalınlaştırdığı ve çoğalttığıyla ilgili söylentiler dolanıyor. Buna inanılıyor. Ama şöyle ki bunu böyle düşünmemizin aslında bir iki tane nedeni var. Çoğalttığını düşünmemizin nedeni şu. Tıraş olduğunuz zaman diğer yöntemlerin aksine tüyleri bu şekilde kesiyoruz ve bu şekilde kestiğimiz için, tüyler farklı uzunluklardaysa bile kesmeden önce, böyle kestiğiniz için hepsi bir anda çıkıyor tıraştan sonra. O yüzden sanki baktığınız zaman sanki tüyleri çoğalmış gibi görüyoruz, öyle düşünüyoruz ama aslında tüyler çoğalmıyor. Kalınlaştırdığıyla ilgili söylentiye gelecek olursak, tüyü şöyle düşünebilirsiniz. Kalından inceye doğru gelen bir yapı olarak düşünürseniz, tüyleri kökünden kesiyoruz ve kökünden kestiğimiz için kökünden uzamaya başlıyor tıraşta. Aslında tüyünüzün yapısında hiçbir değişiklik olmuyor ama uzayan tarafı kalın tarafından başladığı için, yani kökünden başladığı için bize sanki ilk çıkmaya başladığında tıraşla aldım, tüylerim çoğaldı gibi geliyor olabilir ama aslında öyle bir şey yok. Göreceksiniz ki tüyleriniz birazcık daha uzamaya başladıktan sonra aslında tüylerinizin ne çokluğunda ne de kalınlığında değişen hiçbir şey olmuyor. Pürüzsüz gerçeklere değinecek olursak, bunların hepsi bir yana, seçtiğiniz tıraş bıçağı bu noktada çok çok önemli. Çünkü piyasada çok fazla tıraş bıçağı var ve hepsi size yakın, güvenli bir tıraş imkanı sağlayıp o istediğiniz pürüzsüz sonucu vermeyecek. Dolayısıyla bu noktada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bununla ilgili daha önce Instagram'da da hangi tıraş bıçağını kullandığımı, işte detaylarını, neden bu kadar çok sevdiğimi sizinle paylaşmıştım. Gillette'in yeni tıraş bıçağı Venus Breeze kullanıyorum ben ve gerçekten bayılarak kullandığımı söyleyebilirim. Bayılmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi olarak ilk önce şunu söyleyeceğim. Tıraş bıçağının üst ve alt kısmında jel barlar var ve bunlar esnek jel barlar. Tıraş olmanız için hiçbir şekilde köpüğe, sabuna, duş jeline, herhangi bir ek maddeye ihtiyacınız olmadan jel barları suyun altına tutuyorsunuz. Onlar köpürüyor. Çok güzel, jelimsi, kaygan bir zemin oluşturuyor cildinizde. Ve o şekilde hiç belki de duşa bile girmenize gerek kalmadan, ki ben yazın genelde öyle yapıyorum. Çünkü tüylerimin uzamasını beklemek diğer epilasyon yöntemleri için yazın birazcık, tahmin edersiniz ve hak verirsiniz ki, sıkıntılı olabiliyor. O yüzden genelde ben musluğun altına tutup o şekilde hemen bacaklarımı alıyorum. Almam gereken yerleri alıyorum. Benim için çok hızlı, pratik ve tabii ki acısız oluyor. Bir de jel barlar, tıraş bıçağının başı da çok esnek olduğu için diz bölgelerinde, vücudunuzun kıvrımlı bölgelerinde çok rahat bir tıraş imkanı sağlıyor. Oynamayan bir başlık olduğu zaman ben rahat edemiyorum. Çünkü o şekilde olduğu zaman çizik, kesik riski olabiliyor. Ama Venus Breeze'de böyle bir şey yok. O yüzden bu da en sevdiğim yanlarından biri diyebilirim. Ve sonuç olarak da istediğim pürüzsüzlükte çok hızlı, pratik, acısız, zahmetsiz bir şekilde tüylerimden kurtulabiliyorum. Tıraşla ilgili söylediğim bu söylenti de ne zaman artık unutulacak, ne zaman bunun doğruluğuna inanmaktan insan
insanlar vazgeçecek bilmiyorum ama gerçekten bu maddeler arasında en çok doğru olduğu savunulan en büyük yanlışlardan bir tanesi. Eğer tıraşla ilgili bu tarz korkularınız, çekinceleriniz varsa özellikle jilet venüs prizi denemenizi tavsiye ederim. Eğer denerseniz denedikten sonra da bana yazın, merak ediyorum fikirlerinizi. Üçüncü madde garip bir şekilde bana çok ters düşen bir madde. Bence şaşıracaksınız çünkü siyah nokta bandı videomu mutlaka izleyenleriniz vardır şu anda bu videoyu izleyenler arasında. Sürekli siyah noktalarla alakalı videolar paylaşıyorum. İşte maskeler yapıyorum, üzerine bantlar yapıştırıyorum, siyah noktalarınızdan kurtulun diyorum ve gerçekten baktığınız zaman nokta nokta olan, böyle pütürlü pütürlü olan siyah nokta görünümü burun üzerindeki, o işlemleri yaptıktan sonra, o videoyu da izlemediyseniz aşağıya linkini bırakıyorum, araya da sıkıştırmış olayım. Gerçekten çok güzel pürüzsüz bir sonuç oluyor burun üzerinde. Ama şöyleymiş ki hiçbir zaman ne yaparsak yapalım evde yaptığımız yöntemlerde siyah noktalarınızdan aslında kurtulmuş olmuyorsunuz. O gördüğümüz siyah şeyler siyah nokta değil, burnun üzerindeki yüzeysel kirlermiş. Siyah noktalardan kurtulmak içinse tamamen o gözeneklerin iyice açılması gerekiyormuş ki bunun için de bir cilt bakımı yaptırmak gerekiyor. Bununla alakalı araştırmalarım sürüyor. Bu arada bununla ilgili de araştırmalarım sürüyor. Birkaç tane cilt bakım yöntemi buldum. Bugüne kadar hayatımda hiç cilt bakımı yaptırmadım. Bilmiyorum, şaşırır mısınız? Hep evde kendi denediğim maskeleri, işte kendi bulduğum güzellik yöntemlerini kullanmaktan hoşlanıyorum. Cilt bakımı birazcık bana şey geliyor ya, kırmızı çıkıyorsunuz. Ne bileyim yani, bugüne kadar hiç yaptırmadım ama galiba yaptırmam gerekiyor değil, yaptırmayı istiyorum. Birkaç tane araştırdığım yöntem var, onları da bulduktan sonra sizinle paylaşacağım. Siyah noktalardan kesin olarak, yani bir daha hiç çıkmamacasına kurtulunabilir mi bilmiyorum ama eğer çok uzun süreli bir yöntemi varsa zaten kanalda sizinle de paylaşıyor olurum. Bu maddeyi özellikle yağlı ciltli arkadaşlarım için eklemek istedim bu videoya. Aslında çok fazla doğru bilindiğini inandığım bir şey değil ama etrafımda doğru bilindiğini gördüğüm bir şey olduğu için özellikle eklemek istedim. Yüzünüzü ne kadar çok yıkarsanız o kadar iyi. Yüzünüzü işte sabah, öğle, akşam, işte ikindi bilmem ne, yemekten sonra önce temizlemek, yıkamak o kadar iyi ama aslında yanlış. Çünkü yüzünüzün bir sebum dengesi var ve siz yüzünüzü ne kadar çok yıkarsanız o kadar çok sebum dengesini bozmuş, oynamış oluyorsunuz. Her şeyin fazlası zarar diyoruz ya, aslında gerçekten de öyle. Yüzünüzü sabah ve akşam yıkamanız yeterli normal bir cilt bakım rutininde. Sebum dengesini bozmak bir yana, yüzünüze ağır, sert bir şey kullanmış olmasanız bile yüzünüzü tahriş etmiş oluyorsunuz fazla yakayarak. Çünkü aslında cildiniz o kadar hassas, o kadar narin ki biz düşünüyoruz ki işte ne kadar sert bir şeyle peeling yaparsam o kadar iyi, ne kadar çok yıkarsam o kadar iyi. Ama aslında öyle değil. O yüzden de eklemek istedim bu maddeye. Benim de eskiden düşündüğüm bir yanlış olduğu için ve etrafımda hala işte bir dakika cildimi gidip yıkamam lazım temizleyicimle deyip cildini ne kadar çok yıkarsa o kadar iyi geleceğini düşünen arkadaşlarım olduğu için eklemek istedim. Bir diğer madde, benim öğrendiğimde en çok ilgimi çeken şey diyebilirim. Şöyle ki, reg döneminde zannediyoruz ki çok daha çirkin oluyoruz. Evet, cildimizde bazı hormonal sebeplerden dolayı bozukluklar oluyor ama aslında reg döneminde çok daha güzel gözüküyorsunuz. Saçlarınız daha parlak oluyor, cildiniz daha parlak oluyor, yanaklarınız daha al al oluyor. Bu benim öğrendiğimde bende küçük bir şok etkisi yaratmıştı ve inanın o dönemlerime olan bakış açımı değiştirmişti. Çünkü her kız şey değil midir o döneminde? En çirkin dönemi olduğunu düşünür, dışarı çok fazla çıkmak istemez, belki sosyal yaşantısını etkileyebilir. Ben de gerçek bir algı dönüşümüne yol açtığı için bu bilgiyi öğrendikten sonra sizinle de paylaşmak istedim. Mesela saçların o dönemde çok iyi şekil almadığı söylenir ama aslında çok daha parlak, çok daha sert olduğu için, yani birazcık daha güçleniyor gibiyiz o dönemde. Cildimiz daha parlak oluyor hormonal sebepler dışında. Dışarıya daha güzel bir enerji yayıyoruz ve karşı taraf direkt bunu alıyor zaten. Bunu da böyle kısaca eklemek istedim. Yine cilt bakımı ile ilgili bir maddeye geldik. Bu da en çok günümüzde de doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Yağlı cildim var, nemlendirici kullanmamam lazım. Yağlı ciltler nemlendirici kullanmaz. Böyle bir şey yok. Bunu ben daha önce de birçok kez söylemiştim. Yağlı ciltler çok daha fazla sebum ürettiği için dolayısıyla ciltleri çok daha fazla parlıyor ve yani evet, doğru, bence mantıksal olarak şu şekilde düşünüyorlar. Cildim yağlı olduğu için ben cildime bir de üzerine yağlı yapıda bir şey sürersem, nemlendirici sürersem daha çok yağlanırım diye düşünüyorlar. Bununla ilgili bir yanım var hatta. Benim bir arkadaşım vardı ve yüzüne sürekli pudra, yani makyaj pudrası değil, bildiğimiz bebek pudrası sürüp o şekilde geziyordu. Evet, cildi inanılmaz yağlıydı ama şey düşünüyordu, yani hani o
yüzümdeki yağı alıyor ve daha iyi olacak. Her şey daha güzel olacak ama aslında öyle değil tabii ki. Bunun da şöyle bir açıklaması var. Eğer cildinize nemlendirici kullanmazsanız, yağlı ciltler için söylüyorum, zaten sebum ürettiği için nemi alamayınca daha fazla sebum üretiyor ve aslında cildinizi daha fazla nemlendirmiş oluyorsunuz. Bu demek değil ki kuru ciltlerin kullandığı yoğun nem veren, işte cildi parlaklaştıran, bilmem ne yapan nemlendiricileri kullanmak zorundasınız. Şu anda her markada, yani evet şu an her markada çeşit çeşit hem yağlı ciltler için, farklı cilt tipleri için birçok seçenek nemlendirici mevcut. Oradan cildinize uygun, ihtiyacınıza uygun bir nemlendirici seçerek nemlendirici kullanmaya başlayabilirsiniz. Bununla ilgili de işte pahalı şeyler almanıza, çok fazla para harcamanıza da gerek yok. Gayet normal, erişilebilir markalarda da uygun nemlendiriciler bulabilirsiniz. Yine bu maddenin içerisine not düşmek istediğim iki tane daha cilt bakımla ilgili doğru bilinen yanlış var. Bu da doğru bilinen yanlış diyemeyiz belki ama çok sık bilinen şeylerden bir tanesi. Cildimize hem yazın hem de kışın aynı cilt bakım ürünleriyle devam etmek, hiç değiştirmeden aynı şeyleri kullanmak. Aslında buna çok yanlış, kesinlikle yapılmaması lazım diyemeyiz ama yazın ve kışın cildin ihtiyaç duyduğu şeyler değişebilir. Çünkü o dengeyi hava şartları, işte nem vesaire bozabiliyor. Dolayısıyla sizin kışın kullandığınız yoğun nemlendirici kremi yazın kullandığınız zaman cildinizin ihtiyaç duyduğu şey daha farklı olduğu için cildinizi bozabilirsiniz. Sorunlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla yazın daha hafif, daha cildinizin o anki ihtiyacına yönelik ürünler kullanmaya çalışabilirsiniz. Bu noktada da cildinizi iyi tanımak, iyi referans etmek çok önemli. Çünkü cildiniz kurudu mu, karma mı, nasıl, bunu anlayamayabiliyoruz çoğu zaman. O yüzden de bir cilt bakım analizi yaptırabilirsiniz. Çoğu yerde ücretsiz yapıyorlar. Böylece yazın cildinizin ihtiyacı ne, kışın ihtiyacı ne, bunu da çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bir diğeri ise benim de annemin çok fazla bugüne kadar savunduğu ve bana ısrar ettiği yapmamam konusunda bir madde. Cildimize gece bir şey sürmezsek nefes alır. Yanlış. Aslında cildimiz gece kendini yenilediği için, yani asıl dışarıdan gelen takviyeyi kabul ettiği, en iyi şekilde nüfuz ettiği cilde zaman olduğu için eğer cilt bakım ürünleri kullanıyorsak, cildimize bir takviye yapıyorsak dışarıdan, en iyi değerlendirebileceğimiz zaman gece zamanı, uyku zamanı. O yüzden çok fazla böyle gece serumları, uyku serumları, uyku maskeleri vesaireler var. Eğer cildinizde kullandığınız bir serum, bir krem, bir şey varsa akşam kullanmaya, gece kullanmaya uygun bir cilt bakım ürünüyse ben özellikle uyumadan önce kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü öyle bir zaman dilimi ki o, gerçekten hücreler yenileniyor, cilt yenileniyor ve üzerine faydalı bir şey sürdüğünüz zaman onu çekerek yenilenmiş oluyor hücreler. O yüzden bu da doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi olarak ekledim bu videoya. Bir diğer madde ise sivilcelerle alakalı. Bununla alakalı birçok kez video çektim, birçok kez gösterdim doğru bilinen yanlışları ama güzellikle ilgili bir geniş bir kategori olduğu için bu videoya da eklemek istedim, geçmek istemedim. Sivilceniz çıkıyor ve sivilcenizi kurutmak için üzerine herhangi bir sivilce kurutucu, işte bir dermakozmetik ürünü değil de direkt diş macunu sürüyordum ben eskiden ve bunu gerçekten yaklaşık bir sene kadar kullandım. Evet, baktığım zaman gerçekten de sivilcemi kurutuyordu ertesi gün kalktığımda. Çünkü üzerindeki şey yapış yapış naneli falan sürüyordum bir de ben böyle. Hani normal öyle şey diş macunu da değil. Ama aslında yüzünüzde o sivilcenin çok kötü iz bırakmasına, yüzünüzün o problemini daha da kötü bir problem haline getirmeye çok yardımcı oluyor. O yüzden lütfen eğer hala aranızda bunu benim o bir sene boyunca yaptığım halim gibi yapanlar varsa lütfen vazgeçin. Çünkü o aslında yüzünüzde çıkan küçücük sivilce birkaç gün sonra geçecek ama siz ona üzerine diş macunu sürüp geçmesini hızlandırmaya çalışarak çok daha kötü bir yola sokmuş oluyorsunuz. Kalıcı hasar olabiliyor. Cildinizi daha çok yayabiliyor, sivilceyi daha çok bozabiliyor. Çok bilinen bir şey olsa bile belki benim gibi hala yapmaya devam eden birisi vardır diye bu maddeyi de bu videoya eklemek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım az da olsa faydalı olabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada çok daha fazla güncel paylaşımlar yapıyorum ve çok daha fazla daha sık görüşmüş oluyoruz. Bu arada kanalda hala şu anda devam eden çok güzel bir hediye seti, makyaj hediye seti çekilişi var. Onun da aşağıya linkini bırakıyorum. Katılmak isterseniz oradan videoyu izleyebilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.